sadece millete güvenerek iktidara iş başına gelmiş, emanet yüklenmiş bir partidir. Her zaman söylüyorum, bugün bir kez daha tekrar edeceğim. AK Parti'nin rotasını millet çizmiştir. Bundan sonra da millet çizecektir. AK Parti'nin kumaşını millet dokunmuştur. Bundan sonra da millet dokuyacaktır. AK Parti iktidarı milletin demokratik yollarla yönetime el koymasıdır. Milletin demokrasi önünde ortaya koyduğu güçlü bir haykırıştır. Statikoya karşı sergilenen büyük bir duruştur. AK Parti'nin varlık sebebi milli iradeye ve demokrasiye güç vermektir. Hukukun üstünlüğünü hakim kılmaktır. Hak ve özgürlükleri en geniş anlamda hayata geçirmektir. AK Parti sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde hiç çekinmeden, hiç korkmadan, asla ve asla tereddüt etmeden mazlumun yanında, mağdurun yanında olmuş, her zaman statükonun, baskı ve zulmün karşısında cephe almıştır. Biz bugüne kadar hep dik durduk ama dikleşmedik. Ve bundan sonra da dik durmaya devam edeceğiz. Bizim bu dik duruşumuzu herhangi veya birkaç tane entelektüel veya birkaç tane köşe yazarı şekillendiremez. Bunun da böyle bilinmesini isterim. Biz hiçbir yerden icazet alarak bu yolda yürümüyoruz. Bizim icazetimizin temelinde halk vardır, hak vardır. Bunun dışında hiçbir şey değil. Türkiye bölgede bütün taşları yerinden oynatacak, tarihin akışını değiştirecek roller oynuyor. Değerli kardeşlerim, şahsiyetli bir dış politika izliyoruz. Zalime dur diyen Türkiye ezberleri bozmaktadır. Katile katil diyen Türkiye tabuları yıkmaktadır. İnsanları yokluğa, ablukaya mahkum edenlere dur bakalım diyen Türkiye her fırsatta hakkı ve hakikate aykırmaktadır. Türkiye bölgesinde barışın, istikrarın, huzurun olduğu kadar demokrasinin, evrensel hukukun, hak ve özgürlüklerin hakim olabilmesi için güçlü bir irade ortaya koymaktadır. Biz kendimiz için istediğimizi diğer kardeşlerimiz için de isteyen bir anlayışın temsilcisiyiz. Biz kardeş halkların, komşu ülkelerin istikrarsızlık yaşamaması için, kardeş kavgasına sürüklenmemesi için bugüne kadar elimizden gelen çabayı sarf ettik. Bundan sonra da sarf edeceğiz. Biz her zaman şunu söylüyoruz. İçindeki sorunları çözemeyen, iç karışıklıklardan kurtulamayan, kendi arasında uzlaşı sağlayamayan ülkeler aydınlık bir geleceğe de ulaşamazlar. Dışarıdaki menfaatlerini de koruyamazlar. Bunun için Filistin'de ulusal uzlaşı çağrısı yaptık. Bunun için Lübnan'da siyasi uzlaşıyı sağlamaya çalıştık. Bunun için Irak'ta demokratik mutabakatın sağlanması için gayret gösterdik. Biz her zaman bölgemizdeki ülkelerin iç barışlarını, ulusal uzlaşılarını, birlik ve bütünlüklerini, demokratik gelişimlerini destekledik. Bunun önemini vurguladık. İşte bu grup Türkiye içinde olduğu kadar başta bölgemiz olmak üzere tüm dünyada mazlumların sesi olarak tarihe ismini yazdırmış bir gruptur. Şunu çok iyi anlamak durumundayız. Tarihte baskıyla, sindirmeyle, korkutmayla